Evet. Ben de dolaştığım yerlerden bir saat, birkaç saat önce indim. Her yerde selamlar getirdim. Selam söyleyin dediler. Salih hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Suriye'ye bile girdim. Suriye'de de uğradım. Eşimiz de vardı. Elhamdülillah. Özlemişiz ya İstanbul'u. İstanbul. Ama dağıtmışız tabii. Daha şeye gidemediğimiz için eve. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sevgili kardeşlerim, dolaştığım yerlerde aldığım sorulardan, gelen vesaire mesajlardan harmanlıyorum. Onun üzerine ders yapıyorum. Yoksa böyle esti bunu yapıyorum diye ders yapmıyorum. İhtiyaca binaen yapıyorum. Şimdi de onlardan bir tanesi. Ne kadar şükretsek azdır. İnsanlar inim inim inliyor biliyor musunuz? Manevi. Maddi kimsenin sorunu yok. Savaş meydanında da yok ha. Kimsenin maddi yiyecek sorunu yok. Yok. Ama şu sokağa çıkın, 10 kişiden 8'i değil, 10'u tuttuğun sorun. Ya karısından, ya oğlundan, en önemlisi de kendinden. Zaten kendinden sorumlu olduğu için diğerleri sorun olmuş. Kendisi. Şimdi onunla alakalı bir yer okuyacağım. Katre, Mesnevi Nuriye, 50. sayfa. Tevhid denizinden, hem de Recep ayına giriyoruz. İnşallah Allah mübarek etsin hepimize. Recep ayı kimin ayı? Allah'ın ayı. Şaban, Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ramazan, bizim. Şimdi bu tevhidle alakalı bir yerde olsun. Ona atfen olsun. İfade-i meram. Yani bir şey anlatmak istiyorum diyor. Bu katre tevhidle alakalı bir yerdir. Allah'ın ispatıyla alakalı bir yer. Ama başlamadan önce bir ifade edeceğim meramımı. Malumdur ki insan hasbel kader, kaderin sevkiyle çok yollara sülük eder. Çok yollar önüne çıkar. Mesela Suriye'de doğdunuz, Türkiye'de doğdunuz. Türkiye'nin falan şehrine falan babadan oldu. Yani bunlar senin hiç ihtiyar ve iradenin alakası yok. Kadın olmak, erkek olmak, ömür, ecel bunlar hepsi, hiçbirisi senin elinde değil, hasbel kaderdir. Tamam, önümüze konulmuş. Buna hasbel kader, çok yollara sülük eder insan. Yani itiraz etme kadere, senin için en güzel buydu ve o yolda çok musibet ve düşmanlara rast gelir insan. Çok. Yani en önemlisi de zaaf imandır. İman zayıflığıdır. İman hem nurdur hem kuvvettir. Yani nur olması geçmiş şey, kuvvet olması geçmişi tamir ediyor. Vicdaniyatı tamir ediyor. Nur olması geleceği tamir ediyor. Bir şey anlatacağım bununla. İman hem nurdur hem kuvvettir. Kuvvet geçmişte. Yani geçmişte bizi ezen günahlar vardı ya. Şimdi hatırladıkça ümitsizliğe itiyor bizi. Ümitsizlik. Keşke diyoruz ya. İşte onu tamir eden imanın kuvvetidir. Onu farklı yorumluyor. Allah rahmetini aktif ediyor. Ve insan daha aktif oluyor. İmanın nuru ise
geleceğe ait beklentilerimiz var. Hem dünya hem ahiret. Ebed arzusu var, ölmek istemiyoruz. Ama her an her şeyin altında eziliyoruz. Acaba kanser miyiz? Yani ölmek istemiyoruz, hasta olmak istemiyoruz. Bu da geleceğe matuf bir şey. Bu da iman, iman nuru bize teslim ve tevekkülle tamir ettiriyor. Teslim ve tevekkül. Mazideki günahlar ise bize ümitsizliğe atmasına imanın kuvveti müsaade etmiyor. Allah'ın rahmeti büyüklüğünü, İsa'nı öne çıkartıyor iman. Yoksa inim inim inler insan, şuurlu insan, hasbel kader çok yollara sülük eder insan ve o yolda çok musibet ve düşmanlara rast gelir. Bazen bir düşünce seni alır böyle, Allah, kuyudan mı, hapishaneden mi, rüzgarlarla sanki uzaya mı götürüyor, düşüncelerin düşman olur. Düşüncelerine düşman olursa hangi düşünceyle düşüncelerini halt edeceksin? Aklın aklına bela olursa hangi akılla aklını yöneteceksin? Aklın aklına bela olmuş. Düşüncelerimizden kurtulmak istemiyor muyuz? O değil mi bizim psikoloji sorunumuz? Düşüncelerin bela olmuşsa bu düşünce senin için de hariç değil ki, nasıl savaşacaksın? O zaman kendini tanıyıp yorumlaman gerekiyor. Bunların temelde çözümü imandır ama yöntem de olmalı. Yani iman elektrik ama sanayiye girdiği zaman, fabrikaya girdiği zaman o cihazları da bilmelisin. O cihazları çalıştırırken elini kaptırmayasın, birbirine uyum çalıştırasın diye. Düşmanlara rast gelir, bazen kurtulursa da bazen de boğulur. Bazen bir takıntı olur, bir vesvese, bir vehim, bir keşke, bir hatıra, bir olay. Yani mesela şey de söylüyor, onlardan bir tanesi şu, birkaç tanesi. Senin mahiyetinde öyle mi, öyle manevi cihazlar ve latifeler vermiş ki var ki, bazıları dünya yutsa tok olmaz, bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor. İnsan, insana bak yani, et kemik zannetme. Eğer yönetemezsen kendini, bak ne diyorum, bunu ciddi işit. Aklın aklına bela olmuşsa, düşüncelerin seni kuyuya indiriyorsa, düşüncelerin başına bela olmuşsa, dert dahili girmiş demektir. Bunları nasıl tepeleyeceksin? Diyor ki, insan mahiyetine öyle manevi cihazlar vermiş ki, latifeler vermiş ki, bazıları dünyayı yutsa tok olmaz. Yani insan üzerine konan toz gibi. Böyle toz gibi. İnsan böyle. 18 bin alemi yutsa böyledir. Çünkü sığmadım kainata, sığdım müminin kalbine diyen Rabbimiz 18 bin alemi yerleştirmiş, artı zatı var. Allah'ın zatı insanda, kainatta ise insan, Allah'ın sıfatları var, zatı yok. Zatı olmaz zaten. Sığmadı kainata, kainatın içindeyim. Bana nasıl sığdı? Çünkü sende mahluk olmayan mekansız mekan var. Böyle cemil cemsin. Ne diyor? Diyor ki, öyle manevi cihazlar, latifeler vermiş ki, bazıları dünyayı yutsa tok olmaz. Dünyayı yutsan ya, neye arabayla tatmin olacak ki bu? Daire alsan ne olur? Arsan olsan ne olur? Kasan parayla da olsan ne olur? Toz gibi bak, 18 bin alemi yutsa tok olmuyor. Diyor, dettiriyor. Bana seni gerek seni cennete, cennete böyle diyor. Böyle bir insan nasıl doyacak ya? Böyle latife var bizde. Zaten o latifenin sevkiyle hırsla doymuyoruz ya, saldırıyoruz ya. Daha beter oluyor. Şeye benziyor. Susayan bir insan deniz suyunu içse, içerken
O anda susuzluğu gidiyor gibi gözüküyor ama tuzlu ya. Biraz sonra daha beter. Sonra biraz daha içiyor, daha beter. YouTube'lara video giriyor, bir sıkıntısından kurtulmak için daha beter bir sıkıntı. Şimdi bu sefer o sıkıntıdan kurtulmak için başka bir video giriyor, iyice içeriye çekiliyor. Ya diyor ki, bazıları dünyayı yutsa tok olmaz. Araba neymiş ya, para neymiş, eş neymiş? Dünyayı yutsa tok olmaz. Bazıları bir zerreyi kendine yerleştiremiyor. Bazılarının. Baş bir batman taşı kaldırdı halde. Kafa böyle kaldırır. Göz bir saçı kaldıramadığı gibi. Aynı buna benziyor. Kafayla 10 kilo 20 kilo kaldırırız. Ama gözüne bir tane kirpik böyle bir şey düşse, kıl düşse kaldıramıyoruz. Kaşınıp da duruyor ya. Bak bu da cihaz, bu da cihaz. Buna benziyor. O latife bir saç kadar sikleti, yani gaflet ve dalaletten gelen küçük bir halete dayanamıyor. Halet, halet. Bir halet vurur böyle seni poyrazdan. Allah! Bütün dünya olur cehennem. Çık da göreyim ha, nasıl çıkacaksın? Ondan sonra ne oluyor biliyor musun? O bir çare insanda, o bir anafor geldiği zaman bir o halet, haf olur. Heybet, at, raşet, vahşet, gönül dağılığından yetimlikler ve mevsiyetlerden mürekkep bir vaziyet içinde olur. Geldi çık, bu neymiş? Yani o bir halet geldiği zaman böyle, hani vurur ya böyle, azam bir vurur. Sonra bize neyi bırakır? O anda haf olur. Yani kalbi korku, aklı korku olur. Heybet, altında biz öyle bir şey ki aşırı nasıl açılacak ya? Biz altında ezer. Ac olur, aciz bırakır. Raşet, artık kalpteki içsel bütünlük dağılır. Hepsi kaçışmaya başlar. Nasıl 3-4 tane arkadaş beraber giderken bir köpek saldırsa böyle dağılırız ya böyle. Korkudan kimse kimseye sahiplenmez. Şeye benziyor. Şimdi safari diyorlar, Afrika'ya gitsen, bir o hayvanların ortasına düşsen, bu tarafa kaçıyorsun timsah var, bu tarafa kaçıyorsun sırtlan var, bu tarafa kaçıyorsun kobra yılanı var, bu tarafa gidiyorsun bilmem kartal var, yani mutlaka bir tanesi yiyecek. O anda düşün, hangisine yem olayım, hangisi daha iyi? Yani ölümden ölüm seçiyorsun. Bu raşet. Yani birbirini yiyen duygular ve fikirler. Akıl akla bela olmuş ya, bunun ilerisi var mı? Düşüncelerinden kurtulmaya çabalıyorsun. Düşüncenle. Nasıl iş yapacaksın bunu? Ancak yöntemini bilerek bir şeye, bir cihaza hakim olmak istiyorsan, kullanmak istiyorsan o cihazı tanıyacaksın. Sonra onun sahibinin kurallarına, kataloğuna göre kullanacaksın. Yani aklının sahibine teslim etmek zorundasın. Başka yöntemi yok bunun. O da bunlardan anlaşılıyor. Bak ne yapmış? Şimdi insan buralara düştüğü zaman haf olur. Kalbi bir korku olur. Aklı bir korku olur. Heybetinden öyle dehşetli gelir ki karşımıza, ya bu biter mi acaba? Ya bu geçecek mi ya bu sıkıntı? Bu neyin nesi? Aciz bırakır. Raşet olur, iç dağınıklığa sebep olur, vahşeti doğurur. Yani safaride ölümden ölümü seçersin, düşüncelerin başlar böyle, olan hayatım anlamsız kılmaya, biraz imanın da zayıfse intiharı düşünmeye başlarsın. Bu vahşet. Sonra gönül darlığından gönlüne böyle bir sıkıntı başlar. Etrafında da kimseyi görmesin. Kimse de seni anlayamaz. Zaten anlatamazsın. Psikoloji sorunu dediği zaman deli derler diye sabrederiz, yutkunuruz. İçerimizde meyusiyet olgunlaşmaya başlar. Ümitsizlik gün gelir, ümitsizlik olur ki Allah'tan ümidi kesmeye doğru gider. Böyle bir vaziyet içinde olur insan. Bir halet bu. Bu anlattıklarım bütünseldir. Bazen bir an vurur, bazen bir hafta, bazen uzun süre devam eder.
İşte ne yapacağız? Dünya yutsa tok olmaz. Bazılar bir zerreyi kendine yerleştiremiyor. Baş bir batman taşı kaldırdığı halde göz bir saçı kaldıramadığı gibi o latife bir saç kadar bisikleti yani gaflet ve dalaletten gelen küçük bir halete dayanamıyor. Halet bu dedim. Halet. O halet. Halet. Acayip bir şey. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Duygular bizde arkadaşlar. Bunun altını çiziyorum. Şunu söylerken lütfen bir kaçırmayın şurayı da. Bazen derste bazı noktaları söylüyorum. Çok kilit kelimeler. Buna dikkat edin diye. Şuna dikkat edin. İnsan duyguları, hisleri, fikirleri bende. Bende çıkıyor. Hani sabun yaparız ya böyle. Sonra üflediğim zaman yuvarlak olur ya böyle. Gökkuşağı gibi. Tamam. O haletler çıktı mı Abdullah? Dışarıya çıkar o. Halet içimizde değil, biz haletin içine gireriz. Halet içimizde değil artık. Biz onun içindeyiz. Fanus gibi. Balık döner ya, çok büyük okyanus zanneder. Döner de durur. O fanus olur, insanın küçük dünyası umumi bir dünya zanneder. Ya orası cennet ya cehennem olur. İkinci sözde diyor ki, o dünyasını oluşturan bebbin, hodgam, hodendiş, hodgam, hodbin, hodendiş, bir de şey, bebbin ne demişti? Onu, dört tane madde var, dört tane. Onun yerini göstereyim size. Hodgam, hodbin, hodendiş, bebbin. Yani nedir o? Hodgam. Gamsız. Yani dava mı var? Yani bakın esas kendi mide ve uşkurluğu için acayip olur. Kendi kalbi ve ruhu mu? Hiç. Ders varmış. Başka var. Bugün dizi yok. Bari gideyim. Böyle olmaz. Hodgam. Hodbin. Ne demek hodbin? Yalnız kendisini görüyor. Sonra hoden dediği şey yalnız kendisi. Bedbin ise en berbat. Her şeyin olumsuzlamaya başlar. Her şeyi o bardağın, bu bardak nasıl? Vallahi üstü boş diyor. Lan bu kadar dolusu var. Görmez. Yani mesela eylemsel yapayım. Ya karı kocalarda bu kadar hayatta güzellikleriniz var. Bir şey geliyor hemen tavşanıyoruz. Lan bu kadar güzellikler, 15-20 senelik hayatın var. Nasıl böyle bir çapıda bir şeyle değiştiriyorsun? Bedbin işte. Bedbin. Hoderdiş. Kendisinden başka kimse endişe etmez. Bu hale nasıl geliyor? İşte haf, hibet, ans, raşet, vahşet, gönül darlığının bütünselliğinden yetimlikler, onlarda meydana gelen içsel çöküntü. Artık kimse yok. O ne dediğini bilmiyor ki. Kuru yaprak gibi böyle rüzgarla sağa sola oynar gibi oluyor. Bu bir halettir. Halet arkadaşlar içeride değil, dışarıda artık. Dışarıdan bakınca arabayı, araba şoförü götürüyor. Girin arabaya, şoför arabayı götürüyor. Ne yapar biliyor musunuz bu latifeler? Usta düşünün, duvar ustası. Hayal edin. Adam dışarıda, duvarı dışarıdan örüyor, 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 örüyor. Bu dışarıda. Başka bir usta var, içeride duruyor, içeriden örüyor. Görüyor musun? İçeride kaldı. Ördüğü yerde kaldı. Ötekisi dışarıda, burayı ördü ama kendisi dışarıda. Kendi öz varlığına ulaşamıyor. Kapı koyamıyor ki. Bak, ördü duvarı, içeride kaldı. Artık neler oluyor kıyamet? Ve diyemiyor da. Ne olur, halet içeride değil, kökü burada. Halet uyanınca diyorsun ya, bugün kafam iyi değil. Yani düşüncelerim acayip. Beni bir his var beni, almış içine, evirip devirip çeviriyor. İçimizde değil kardeşler bunlar. Fihi mafi, içim dışımda, dışım içimde. Dışarıda ben varım gibi zannediyorum ama hayır, oradayım artık. Fanus gibi, fanusun içindeki balık gibi dönüyor duruyor. Orada. Çözümü, hayır. Çözüm orada değil.
çözümü yanlış yolda, yerde aradığına delil, bu kadar sene uğraşıyorsun, hapla içiyorsun, düzelmiyor. Demek çözüm o değil. Aklı devre dışı yaparak hangi akıl düzelir ki? Çare bu. Bugün tıpta bu. Başka çare. İmanını takviye edeceksin. Mevcut iman yetmiyor demektir. Niye? Bak sana sıkıntın gitmedi. Sıkıntın yoksa tamam, imanını arttırma, yeter sana. Ama öyle değil işte. İmanda kanaat yok mu o zaman? İmanda kanaat yok. Çünkü iman amelin diyelim karşılığı değil ama cennettir. İmanın karşılığı Allah'tır. Cennet değil. Çünkü iman Allah'ın esmasından değil. İman Allah'ın sıfatından, şuunatından değil. Zatının bir nurudur. 42. sayfa şartlayacağız. İrade-i cüzeni sarfından sonra irade-i küllenin zatından verdiği bir nurdur. Sana sorayım. Dolayısıyla herkese sorayım. Hiç, çok nefret ettiğin, hiç sevmediğin bir insana en çok sevdiğin namusunu, kızını, kız kardeşini, evladını vesaire uzun seyahata teslim eder misin? Hiç sevmediğine en çok sevdiğini verir misin? Allah en çok sevdiği nedir? Kendi nurudur, kendisidir. En çok sevdiğine verir. Nedir o? İman. Allah imanı vererek seni sevdiğini gösterir. Ondan daha ileri alamet olur mu? Onun için Allah'ın bizi sevdiğini, seni sevdiğinin kıymetini bil. Yani Allah'ın kıymetini bil. Ne biçim konuşuyorsun ya? Allah'ın kıymetini bil. İyi ki Allah var. Lan yok muydu? Senin aleminde yoktu. İşaret şey, şu anlardan söylüyorum. 29 Arabiye'de nimetler el-Mahmut nimet değil mi? Nimetlerin başı Allah'ın varlığıdır diyor. Allah nimet olur mu? Nimetmiş. Ya, o nimete diyor ne kadar etsek azdır diyor. Garip garip baktığınız için yeri okuyayım. Allah nimet olur mu ya diyor. Şeyde Süleyman'ın huzurunda Riyanlı'da dedi. Ya tövbe ya bir yanlışlık yok mu abi dedi orada falan. Yani el-Mahmut Allah'ın nimeti ya. Diyor ki nur iman ile bilinir ki Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle büyük bir nimettir ki sonsuz nimetlerin envanı nihayetsiz insan, ihsanların cinslerini sayısız atiyelerin sınıflarını havi bir menba bir kaynaktır. Her şeyin sahibi o. Ballar balını buldum kovanım yağma olsun. Allah bulduktan sonra geriz hikaye ya. Köpekle ne uğraşıyorsun? Sahibini bul. O bağlar işte artık. Bak Allah'ın nimeti. Yanlışlık Allah Allah diyor. Hiç düşünmedim. Allah nimetlerin en başı. Acil bir şey. Öyle ya Salim. Nimet olur mu falan? Kulak. Nimetmiş ya. Aleminde küçülüyor, büyüyor, gidip geliyor işte. Arkadaşlar bir daha üç defa söylemiş oluyorum, halet yazılım itibariyle içimizdedir. Uyandırınca mesela bir hırs, bir öfke, bir gayz, nefret, intikam çıktığı zaman içimizde değil ki. Artık biz onun içindeyiz, ne yaptığımızı bilmiyoruz, o yönetiyor. Hatta dinin de fıkıhta şöyle geçer. Öfke ve nefret, bu gayz var ya, asabilik. Öyle bir hadde gelse, karısını boşalsa, sonra deseler ki bak sen karnını boşadın, hatırlamıyorsa talak vuku bulmaz, mesul olmaz. Buna cünunluk deniliyor. Hatırlamadığı delildir. Neyi anlatmak istedim bunlar? Onun içerisine biz girersek artık ne yapacağımızı bilmeyiz. Dağdan bu Sultanbeyli'ne inerken buz diyelim. 10 santim buzun üzerine araba. Artık kim götürüyor? Allah ne kalmış? Buzun insafına kalmış. Nereye götürürse artık. Arkadaşlar, latife içimizde değil, biz onun içindeyiz. O latife senin dünyanı oluşturuyor. Aa, burada da öyle diyor. O halete dayanamıyor. Hatta bazen söner ve ölür. Madem öyledir, hazar et. Dikkatle bas. Batmaktan kork. Bir lokma, bana bir şey olmaz demek en büyük tehlike budur. Bana bir şey olmaz tehlikelerin mukaddemesidir. Boğulanlar, batanlar, Akdeniz'de de boğulanlar budur ha. Acemiler az boğulur, ustalar çoğunlukla boğulur. Bana bir şey olmaz diye. Birkaç defa bana da olmuştu. Bir şey olmaz ya şu dalgada. Murat gülüyor, kaç defa.
çakıverdi. Nasıl olmaz? Maç kapıyormuş. Bana bir şey olmaz. İşte tehlike oradan oluyor. Madem öyledir, hazar et. Dikkatle bas. Batmaktan kork. Bir lokma batırabilir. Bir kelime batırır. Mesela bir kelime de çıkartır. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. 500 sene Firavun yaşamış. Bunu deme nasip olmamış. Bak. Küfürden, sonsuz cehennemden bir kelime çıkartır. Bir küfür kelimesi, bir kelime seni indirir. Bir tane, bir lema, bir işaretle, bir öpmekle batma. Dünyayı yutan büyük latifelerini onda batırma. Şimdi ne okuyorduk? Diyor ki, insan hasbel kader çok yollara sülük eder. Ve o yolda çok musibet ve düşmanlara rast gelir. Düşmanları söyledim. Haf, heybet, ac, raşet, vahşet vesaire. Bunlar düşman. Bir halet alır seni, arafor gibi evirir, devirir, çevirir. Nasıl tutunacaksın? Liman olacak ki, limanla gemini sokarsın, bir de baba bulacaksın orada, oraya ipe bağlayacaksın. Yoksa mümkün değil arkadaşlar, öyle ahir zaman fitnesinden peygamber, hiçbir peygamber yok ki, dehşetinden sığınmamış olsun. Böyle bir dehşette liman yok. Limanda da baba yok. Gemi lap 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 oynuyor işte. Bazen kurtulsa da bazen de boğulur. Ben de kader ilahinin sevkiyle pek acip bir yola girmiştim. Ustad diyor. Vay. Ve pek çok belalara ve düşmanlara tesadüf ettim. Belalara, düşmanlara. 242 sözde Kastamonu'da diyor ki, bazen de diyor, sizdeki sıkıntı bana da sirayet etti diyor. Sirayet etmiş sıkıntı. Şimdi mesela 123 Kastamonu'da diyor ki, şimdi dünyada herkes ya aklen, ya kalben, ya ruhen sıkıntıdan muzdariptir diyor. Nasıl kurtulacak? Ancak imanını arttıracak. Mevcut iman yetmiyor. Ana babadan kalan miras iman yetmiyor. İmanı inkişaf ettirecek. Nasıl inkişaf ettirecek? Derslere gelecek. En önemlisi terk olacak. YouTube'lardan, internetlerden, televizyonlardan, cep telefonu uzak duracak. Ya olmuyor. O zaman ilaç kullanacaksın. Cep telefonlarına gir. İlaç kullanacaksın. Yetmiyorsa da Bakırköy'de senede 15 gün yatarsın. Ya onu ya onu. Bu yani. Tarif olup da sonradan mutlu olmak istemek olur mu? Tarif olmayacaksın kardeşim. İmanın hazını almak için tarif olmayacaksın. 15. şu anda geçiyor. Kafir diyor imansızlığın dehşetinden, Müslüman da imanın lezzetini alamaz olmuş. İmanın lezzetini alınca var ya seni mest eder. Ne televizyon kalır ne internet. Öyle diyorlar. Ondan daha lezzetli bir şey olmaz. Çünkü imanın içerisinde Allah'tır. Allah zevk ediliyor. İşte o yani. Artık gözüm bir şey görmüyor. Diyorlar. Ben de kader ilahinin sevkiyle pek acip bir yola girmiştim. Ve pek çok belalara ve düşmanlara tesadüf ettim. Fakat aç ve fakrımı vesile yaparak Rabbime iltica ettim. Ne demek biliyor musun? Benim anladığım şimdi surede de görmüştüm. Hocaya dedim ki orada, durumunuz nasıl dedim. Savaş var. Hikmet var diyor. Allah Allah. Ya diyor ben dedi eserleri tanıdım, sizleri tanıdım, kardeşleri tanıdım. O kadar konuşabiliyor. Eseri tanımış, savaş hoş görüyor. Amca çocuklar gitmiş. Diyor ki ama ustaz tanımayacaktım. Niye tanımazdın dedim. Ya denk gelirdin. Ben de gurur kibir vardı diyor. Ben Türk alimini dinlemezdim diyor. Ben Türk alim, Türk ya işte biz dedi, dinin kaynağı biziz ya, Arapça biliyoruz. Değilmiş öyle diyor. Hop hop hop. Ben Türk alimi dinlemezdim. Aa, ustaz. Böyle bir yapıyor ki, yapamıyorum ki. Ustaz. Böyle, hani öyle bir samimi ki, ben biraz hissettiğim için samimiyetini, çok acayip ya. Savaş var, hikmet var. Dedim ya ne diyeyim? Ya karışma. Sahibini bırak.
Subhanallah. Ya ben de neyin üzerinde duruyoruz? Harabat ehlini hor görme sakın. Hazinelere, malik biraneler var. Karda çökmüş çatısı, dağılmış bina ama o binanın 10 katını yapacak temelde altın var. Hazinelere malik viraneler var. Biziz biz. Üzerine hazinenin üzerine oturuyoruz. Farkında değiliz. En önemli hazine iman. Teslim. Bak bugün gelebilmişsin ya. Nasıl gelmişsin hayret ya. Anormal olan normalsınız. Televizyondan kalk da nasıl geldin ya. Nasıl geliyorsun yani? Bu Allah'ın özel ihsanı, lütfu, ilanı. İnan. İkram etmiş. O iltifat etmiyorum. Doğru mu? Bir maç oluyor, adam derse gelmiyor. Maç mı, ders mi? Bakayım. Öyle kırgan, işte biraz burada. Bakayım ne yapacağız? Senin için belki maç ilgini çekmez de senin ilgini çeken bir şey. Yani bir akraba gelir, tamam mı? Hısımlar gelir köyden. Ya diyeceksin ki hadi sen de gel gidelim. Veya için yanacak. Onlarla konuşuyorsun ama aklın sultan beni de derste. O ne oluyor acaba hangi ders işleniyor ya? Acayip, Allah muhafaza etsin. Elhamdülillah. Çok iyiyiz, hamdolsun. Yani limana girmişiz. Allah'ın lütfu, ihsanına hamdü senalar olsun. Bir kere Allah'ımız var ya. Öyle düşe kalka böyle yamuk yumuk bir imanımız var ama gene var işte. Kırpıntısı dahi şimdi yetiyor ki buradasın. Dua ediyoruz. Ya Rabbi diyoruz. Tamam. Bana şeyi sordu Suriyeli. Fatih. Ya diyor Alima biliyorsun de. Ya diyor Risale'de şey yapamadım. Mutlaka diyor. Eğer bu asırda diyor baba. Bu asırda soru soruluyorsa mutlaka cevabı Risale'de var. Nereden biliyorsun? Asım Mücedidi ise dediğim sorunun cevabı var dedi. Allah Allah. İyi dedim şimdi ben ezileceğim şimdi ama bak ben cevap veremezsen yok deme. Ben bilmiyorum. Benim dedim külliyatta meşgul olduğum sağ var. Bunu bilmeyebilirim. Nedir? Yok dedi. Dedi ya Allah günah affediyor dedi. Bunu çözemiyoruz dedi. Şirk de bir günahtır dedi ya. Şirki niye affetmiyor dedi. Çok acayip. Ya haşere gittik diyor. Günah affediyor. Şirki affetmiyoruz. Dedim ki, günahta kast yoktur. Adavet, kin, nefret, düşmanlık yoktur. Mağlubiyet var. Düşmektir. Onun ifadesi nedir? Allah'ım affet der. Günahkar budur. Ama şirkliyse, affı bile hatırına getiremez. Getirse bile şirk olmaz. Şirkten kurtulur. Şirkte kast vardır. Düşmanlık vardır, nefret vardır, ibrar vardır. Birinci cevap bu. İkinci cevap, tam tatmin olmadı gibi. İkincisinde acayip oldu, geldi, sarıldı. Dedim bak, günahın vücudu var, ademidir. Allah'ım affet, neyi? Aha bunu, göstereceğim bir şey. Ama şirk ise, Allah'ım affet, nerede? Allah'ın ortağı, vücudu haricisi yok ki onu affetsin. Şirkin vücudu haricisi yok, onun için affedilecek bir şey yok. Vücud haricisi yok şirkin. Allah'a şirk koştu ya. Murat. Var mı onun ortağı? Aa bunun karşısında bu da var. Bu değil ama bu. Yani şirkin vücudu yok. Yani yok yani. Ama günahın ademi vücutları var. Ademi. Yani ya Rabbi affet deyince ne? Aa bunu affet. İçkimi affet. Zinamı affet. Bilmem. Namazsız da var ama şeyse sana ortak koştum. Onun ne hangisinin ortağı var mı? Aa bunu yapmıştım da bu ortaya çıktı. Ortak burada. Şirkin vücudu yok. Elhamdülillah. Bizi onlardan kurtarmış Allah. Dedi ki pek çok belalara ve düşmanlara tesadüf ettim fakat aç ve fakrımı vesile yaparak Rabbime iltica ettim. Neyle kurtar? Aç ve fakr. Acizliğini, fakirliğini. Acizlik ve fakirlik nedir arkadaşlar? Murat ne diyebiliriz abim? Acizlik ve fakirlik ne anlarız abim? Fakirlik ihtiyacım çok. Acizlik de onları karşılayamamak yani. Evet. Mesela ben ne fakirim ya? Şu anda sağlığım iyi. Param da var.
Ne hani fakir ve aciz nasılım ben şimdi? Para uygula onu. Ben çok seviyorum uygulamayı. Şimdi cebine para var kardeşim. Siyahatım değil. Keyfim değil. Nasıl aciz fakirim ki? Çaresiziz. Nerede çaresizim? Allah'a bağlanmamız lazım. Çaresiz bir kuruz. Ama yok bak çaresiz değilim ki ben şeyim. Sağlamım, param var. Öyle görüyoruz ama öyle değil. Nasıl yani? İşte Allah'ı dem dediğin gibi Allah büyüktü. Eşi benzeri de hiç yoktu. Biz de öyle bir çaresiziz ki. Mecburen teslimiyet yapmak lazım. Peki acizlik ve fakir. Ben nasıl aciz fakirim? Bak cebimde param var. Sağlığım da iyi. Her an nefese muhtasın abi. He? Her an görmeye muhtasın, nefese muhtasın. Nefese. Ha. Cebinde para var ama bir elma yapamazsın, buğday yapamazsın. Evet. Yani bir, yoğun bakımı gördünüz mü hiç hastanede? Böyle ha, böyle bir şey var, saydam bir şey, plastik. Var mı öyle şu anda üzerinizde? Onu ben hiç tek sıktı şimdi, şakadan. Demek yoğun bakılıyoruz. Elma yapamaz. Esas fakirlik ne biliyor musun? İçsel sesler var, bağırıyor. Ebed! Sonsuzluk! Ölmek istemiyorum! Yok mu? Yani adam şeye durmuş. Hasta ya, refakatçi. Refakatçi, o akşam da bir oturuyorlar hepsi sonra. O demiş ki 6 ay önce baksaydık şöyle hayat kurtulurdu. Erken teşhis hayat kurtarır. Allah Allah hayat kurtarır. Ecel sanki belli değil falan. Adam sırf oradan kendisi hasta olmuş. Ya bir de ben baktırayım derken bak vay be şimdi iki tane ağır kaplanı kullanıyor. Refakatçiyken. Ya bir de ben bakayım ya bu millet bir şey diyor ya. Peki bende de var. Tabii ki o giderken baktırırken psikolojisi yaptı. Heyecan yaptı, panik yaptı. Kalp atışları çoğaldı. Oo, sonunda da var falan dediler. Haydi bakalım. Dedi babasında da varsa nesebidir dedi. Adama iki tane dayadılar şimdi. Ya nereden gittim diyor. Ya 3-4 gün önce ya. Hatay'da. Hiçbir şeyim yok diyor ya. Dedim abi bıraksana dedim o zaman. Ya dedi ben dedi traktöre bile değil. Köy ben yaya çıkıyorum. Dedim niye kullanıyorsun? Ya bir kere inandım şimdi ben hastayım diye. İçmesem öleceğimi zannediyorum. Bak şu acize bak. Ya tansiyonuna sahip değilsin. Neyin zenginisin ya? Neyin zenginisin? Bir düşünce geliyor hakikaten lan. Senin bana bak Süleyman şey ya. Niye öyle falan? Acaba hasta mısın? Niye böyle oldu falan? Ya bir şey yok. Ya geçenlerde bir şeye de söyledim. O da kalamadı ama falan çıktı. Hayda hasta oldu gitti işte. Tabi aynaya gidene kadar da moralim bozuldu. Kan çekilir. Hakikaten lan hoca doğru söyledi. Bizim okulda yaparlardı Salih. Bizim çocuklar acayip. Milli güvenlik hocası asker diye asker kafası böyle. Öyle 2-3 kişi. Hani sınıfı, dersi nasıl yaparlardı biliyor musun? Felç ediyor. Gelirdi böyle bir sessizlik var. 3 kişi beraber farklı farklı konuşmuşlar. Haberim yok. Diyor. Oğlum ne bakıyorsun lan öyle diyor. Hocam diyor. Yok bir şey diyor. Ne oldu lan? O da yok hocam falan. O da ne oldu oğlum sizde ne oluyor? Hocam dedi hasta mısınız siz? Dersi kaynatacaklar ya. Maç varmış. Ali Sami'nin yanında okuyoruz tamam mı? Şimdi yaşlı bir adam, emekli komutan. Ne oldu hastasına? Yok hocam yani falan kemkün. Ya dedi simanız biraz böyle kağıt gibiydi hocam. Yok oğlum dedi ya ben dedi şey. Derken yok hocam dedi bir şey yapsanız falan. Dur evlam dedi. Lavaboya bir gideyim. Giderek kadar zaten evam etti. İmanı zayıf. Panik yaptı. Gidince kadar beyazlaştı tabii. Çocuklar doğru söylediniz dedi. Bugün şey yapın dedi. Ben bir kontrole gideyim. İnsan ya. Bir söz ya. Nesin? Neyine sahipsin? Ben güçlüyüm dedi. Ulan nabzına hakim değilsin ya. Kalbine hakim değilsin. Bak adam çok sağlamdı. Ya refakatçi durayım derken hastanede hasta çıktı. Bir de ben baktırayım demiş. Gelmişken iki tane ağır kalp hastası vermişler Ramza. Ya insan ya benim acebime gidiyor ya. Sakın evhamınızı, vehminizi tahrik edecek şeylerden uzak durun. Tamam mı? Bir şeye baktırmayın. Bir şey yoksa baktırma. Nasılsa kesinlikle söylüyorum. Ölünceye kadar yaşayacaksınız.
Fakat aksime ve farkime vesile yaparak Rabbime iltica ettim. İnayet-i ezeliye beni Kur'an'a teslim edip Kur'an'ı bana malim yaptı. Aczini ve fakrını hissedince arayışa geçiyorsun. Yoksa servet ve sihat arayışa sokmuyor. Hazreti Ali'nin dediği gibi radıyallahu anh diyor ki servet ve sihat kurtardı adama nispeten batırdı adam daha çoktur. Ama fakirlik ve hastalık batırdı adama göre çıkarttı adam daha çoktur. İmam Ali söylüyor. Yani bakın adam kumarda kağıt oynuyorsa sağlıklıdır. Serveti vardır. Ama hasta olan Allah, Allah yapıyor. Yapmasa bile günah işlemiyor. Demek ki aç ve fakirlik insan ezince arayışa giriyor. Ne yaptı o da? Kur'an'a teslim edip Kur'an'ı bana muallim yaptı. İşte Kur'an'dan aldığım dersler sayesinde o belalardan halas olduğum gibi nefis ve şeytan ile yaptığım muharebelerden de muzaffer kurtuldum. İşte onlardan koymuş mesela okunacaktım ama zaman geldi. Sayfa 28 işaret icazda imanın aktif olduğu zaman fiilen güzelliği şu kadar paragraf. Belki evde okursunuz. Küfrün insana girdiği zaman neler yapıyor? Burada anlatıyor. Bir parçasını 5 tane madde saydı. O vahşet, dehşet, raşet, yut, yeis. Bunları bir parça hafif anlattım. Adamı ne yapıyor? İnim inim inlettiriyor. Yani sonra risaleleri okusan da şey oluyor, zor oluyor. Mesela adama dedim ki bak, o ilaçta bak senin beynini de serbest bölgeyi anlattım. Ama zor işte. Çünkü hiçbir altyapısı yok. Yani Risale'nin kıymetini bilin, yapışın, bırakmayın. İnan bu haletim o geldiğim dolaştığım memleketlerden söylüyorum. İnim inim insanlık inliyor. Çok zor ya. Kendisi olmasa bile oğlu, kızı, bacısı, anası, teyzesinin sıkıntısını yüklemiş. Veya alim İslam'ın sıkıntısını yüklemiş. Yani uyku uyuyamıyorsun ya. Senin çocuğunun dişi ağrısa nasıl uyuyacaksın ya? Uyuyamıyorsun ki. Yani onlara da çare olacaksın. Niye dolu dolu olacaksın ki? Ben bilmesem nasıl anlatacaktım? Bak otur, benim şudur, çizdim, Allah Allah. Hocam dedi, o adamın dedi duvara çizdim. Yani şimdi o ben hastayım şey. Onun sözü dışarıda söz. İçeriye girdi mi enerjidir o. Aktiftir. Dışarıda su. Ha? İçeride su değil artık. Dışarıda film. İçeride film değil. O çeviren kişinin ruhsal haleti içeride. Çünkü burada bir yapı var. Tahayyül ve tasavvur. Duyduklarımız bilgileri, gördüklerimizi burası aslına enerjiye dönüştürüyor. Yani şu anda beni film çekiyor. Enerji harcamıyor. Enerjisini nasıl çekecek? Ha, o film olması için enerji harcandı. O filmi seyrederken adam gözünü veriyor, aklını veriyor. Yani o filmi enerjiye dönüştürüyor. Beni seyreden, bu mesela bu videoda beni seyreden, benim haletimi ona sirayet edecek nasibi varsa. Bir şarkıcıyı düşün, onun haleti sana yükleniyor. Ona delil, misal bir tane bildiğiniz bir şey ve kapatıyor. Adamın bir tanesi vardı. Şarkı söylerken, dedim ya bana gösterin bu adam nasıl böyle millet jiletleniyor. Jileti almış, kendisi içmiş ya. Jileti elinde parçalıyor ve jileti kesiyor. Elini kesiyor, elini. Şak şak şarkıcı. Millet de onu dinleyen hipnoz oluyor, sihirleniyor, büyüleniyor, jilet atıyor. Soruyorum. Jilet sen atabilir misin iğneden korkan adam? Peki jilet yaparken niçin hissetmiyor? Çünkü hipnoz olmuş. Hipnoz ne demek? O adama muhabbet kayıt getirmediği için adam hop içeriye giriyor. O adamın haleti içeride aktif. Onu orada görüyorsun gibi ama orada değil, artık burada. Nereye benziyor? Aynaya geçtin. Aynaya baktın. Aynada gözüktün mü? Gözüktün. Onun saçını tara. Niye bunun saçını tarıyorsun? Bunu tarasana. O zaman kesilen sensin ama kesen sen değilsin. Değilsin. Allah Allah. Peki,
Peki bu aynada baktığın zaman bunu niye saçını taramıyorsun, onu tarıyorsun? Ha bu adama da girdi içeride, orada zannediyorsun, burada o. O kesiyor, sen de kesiyorsun. Yok kisin ki sen. O icraat yapıyor burada. Onun için binadan atlıyorlar, o çizgi filmi seyreden çocuklar, balina mıdır ne şeydir zıkkım. Niye? Hipnoz oluyor, sihirleniyor. Ustad kelamda, sihri beyanı, beyanda sihir var diyor. Muhakematta sihir, Kur'an'da da sihir var. O mübarek müsbet. Şu anda bende de var, bu Risale'de de var işte. Sihir, yani etkilenme, aktiflenme var. Rahatlama var yani. Müsbeti rahatlatır. Menfisi hırçın eder seni. Bak adam kesiyor. Sen kesiyor musun? Yani muhatap olduğunun şey dışarıda odur. İçeride değil o. İçeride ta kendisi. Muhatap olduğunuz YouTube'da neyi seyrediyorsanız o içeride aktif oluyor. Çünkü hayal ile gelen resmi akıl, göz ile gelen resmi, düşünceyle gelen bilgi, kulakla gelen bilgi akıl için aynıdır. Bu hayadır, bu gerçektir demez. İçeride işliyor. Bak bir daha ve bitirdim. Bu kamera olabilmesi için enerji harcıyor. Enerji dönüşüyor, resim oluyor. Yani batarya bitiyor ama filme dönüşüyor. Bataryanın donmuş halidir film. Tamam. O filmi seyrederken enerji harcıyorsun. Tersini yapıyorsun. Göz veriyorsun, kulakla duyuyorsun. Akılla düşünüyorsun. O etkilendiğine delil, orayı burada aktif olmasına delil, etkileniyorsun, bak hisleniyorsun, şehvetleniyorsun, gadaplanıyorsun, heyecanlanıyorsun, fikirleniyorsun. Madem hiçbir şey yok, niye sen de tesir aldın böyle? Niye etkileniyorsun? Demek ki girmiş oraya. O zaman dikkat edin girenlere. Zaten başımıza girenler içeriye soktuklarımızın dışa vuruşlarıdır. Eylemsel dışa vuruşudur. Tasavvur mu blok oluyor hocam? Tasavvur ve tahayyül blok oluyor. Ha işte dersin başında dedik ya, düşüncelerim, düşüncelerime bela olursa, o düşünce, bela olan düşünce, harici düşünceler. Orada yükleniyor. Mesela haram nazar, kadına baktın açık saça, geliyor. Bir hikmetini söylüyorum. 410 sözlerde geçiyor. Mokta bulunan bir kadına baktın diyor. Haram nazar, hissiyati, ulviye insani tahrip eder. Ne demek? Oraya baktığın zaman o anda cinli miydi? Psikolojisi mi bozuktu? Haleti mi bozuktu? Neydiyse kopyala yapıştır oluyorsun. Ondan sonra yiyor seni. Allah ne diyor buna mukabil? Benim korkumdan bakmasan diyor. Oradan o anda alacağın menüs bir günah mukabil ben sana imanın tadını tattıracağım diyor. Vallahi böyledir. Tevazu yapmayacağım. Benim hayatımda kısmen bunlar oluyor. Yapmıyorum. O tekliflerini reddediyorum. Gitmiyorum. Verdiklerini almıyorum vesaire. Allah daha bana haz veriyor. Yani fiile göstermek için söylüyorum. Yani o burada aktif oluyor. Haram nazar, dinin adı haram. Fiziksel boyutu var. O şua yaymıyor. Allah Resulü diyemiyor mu ki şurada vefat edenlerin yarısı gözden gitti. Nasıl gözden gitti? Göz insanı mezara, deveyi kazara sokmuyor mu? Ha, göz öyle, şualar da böyle. Ya mesela namaz kılıp kılmadın, bak suratından belli. Ya bu nasıl bir şey? Yayıyorsun kardeşim. Ben de onu musamaha ediyorum böyle. Seyrediyorum. Ona dönüşüyorum. Kısacası neyi hayal ediyorsanız, neyi düşünüyorsanız ona dönüşüyorsunuz. Onu tasdik ediyoruz bile değil mi? Tasdikten daha ileri ona dönüşüyorsun. Mesela o etkilendiği için şehveti haller oluyor, vücutlar değişiyor vesaire. Veya gadap oluyor. Ya vâhir davâhum enilhamdülillahi rabbil âlemin el-fâtiha temâs-selâvâd.